Efendim, sağlık vaktinde ikinci konuğumuz algoloji uzmanı Sayın Profesör Doktor Hüsnü Süslü tekrar bizlerle beraber. Hoş geldiniz yeniden. Hoş bulduk. Nasılsınız görüşmeyeli? Gayet iyiyim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Efendim, kaldığımız yerden devam edelim. Bel ağrılarıyla giriyorum ben. Bel ağrıları için neler söyleyebilirsiniz? Benim de en çok yaşadığım, en çok sıkıntı çektiğim bel ağrısı. Özellikle uzun boylarda değil mi sevgili evet. Fatih? Evet, kesinlikle. Biraz öyle, evet. Tabii omurganın yapısından kaynaklanıyor. Yani irisi bir takım faktörler olabiliyor. Bölgesel ya da cinsiyete bağlı ama. Hı hı. Bizim en çok karşılaştığımız problemlerden bir tanesi bel ağrısı. Hı hı. Özellikle kişi çok ağır aktivitede bulunmuyorsa dahi, yani basit masa başı çalışan insanlardan bahsediyoruz ya da herhangi bir işle meşgul olan insanlarda bel ağrısını oldukça sık görüyoruz. Hı hı. Bu aslında bir çelişki gibi geliyor. Yani insanlar neyi bekler? Ağır inşaat işçisinde, yük taşıyan kişilerde, bu tür mekanik aksamlarla çalışan insanlara bekler ama bunun tersine toplumun sıradan bir işle uğraşmaya ya da basit işlerle uğraşan insanlar daha sık görülüyor. Hı hı. Bunun da en büyük nedeni beli uygun, mekaniğine uygun olarak kullanmamak aslında. Bütün hikaye bu. Yani çok hareketli olmamak, spor yapmamak, egzersiz yapmamak gibi. Bel ağrısıyla başvuran her hasta fıtı kıtır gibi bir yaklaşım en kötüsüdür. Hı. Neden derseniz, belin olduğu bölge olarak burada bir kas dokusu, ciltte herhangi bir lezyon, kemik yapısının kireçlenmesi, yaşa bağlı ya da kemiklerde erimeye bağlı, osteoporoza bağlı ağrılar olabildiği gibi, hı hı, herhangi bir fıtık nedeniyle olabilir ya da karın arka duvarının orada yerleşik olan bu böbrektir, bu kalın bağırsaktır, hı-hı, ya da daha yukarısında karaciğer dalaktır gibi organların bir takım problemlerinde de ağrı olarak yansıyabiliyor oraya. Hı-hı. Bu nedenle hikayesi çok önemli. Hı-hı. Anamnez dediğimiz o hikaye kısmı. Ardından muayene. Muayenedeki mantık şudur. Ağrı yalnızca belde mi lokalize, bölgesel olarak belde mi var, bir yayılımı var mı yok mu? Kalçaya, bacağa. İnsanlar şunu karıştırıyor. Benim belimde hiçbir problem yok ama ayağım düşük ayak. Ayağımda güç kaybı var. Ayağındaki güç kaybı büyük ihtimalle beldeki fıtıklandır. Yani orada sinir boyunca herhangi bir yerde bir sıkışma olabilir ama en büyük sıkıntı beldeki bir fıtığın ani baskısı. Hızlı bir dönüm. Yani 1-2 gün içinde bunun gelişmesi. Hı hı. Bu nedenle muayene. Muayeneden sonra gerekirse görüntüleme. Hani bir MR görüntüleme dediğimiz radyasyon riski olmadığı için söylüyorum. Onu, hı hı, yapmak ve bunun sonucuna göre tedavisini planlamak. Hocam, ben şundan bahsetmek istiyorum. Şimdi böyle bir hasta problemi olduğunda nasıl bir yol izlemeli? Yani fizik tedaviye mi gitmeli? Beyin cerrahına mı gitmeli? Bir karyopraksi, hani manuel terapiye mi gitmeli? Yoksa bir algolojiye mi gitmeli? Şimdi daha önce şundan bahsetmiştiniz. Bu tip hastalar genellikle bize diğer branş hekimleri tarafından yönlendiriliyor. Fakat halkımız bilinçlendikçe ister istemez direkt size de gelmek isteyeceklerdir. Nasıl bir yol izlemeliler? Şöyle, yani hasta bize illa başka branşlardan geliyor değil. Direkt de gelebiliyor. Evet. Ama fizik tedavi olabilir, beyin cerrahisi olabilir, ortopedi olabilir, algoloji olabilir. Bu polikliniklerden bir tanesine başvurdu. Hemen işte yataktan kalktınız, beliniz ağrıdığını fark ettiniz. Koştura koştura doktora mı gitmek lazım? Hayır. Yani bir esneme, germe hareketi yapın. Gün içinde bu ağrı artıyor mu artmıyor mu? Yani bir gün istirahat ettiniz. Bir takım hareketleri yaptınız. Beli gevşetecek hareketler. Buna rağmen devam etti. 2-3 gün oldu. Ve de ağrı giderek artıyor. O zaman bu branşların bir tanesine başvuracağız. Genelde bize geliyor bu hastalar. Bizim yaptığımız şey, öncelikli olarak anamnez ve muayenesini söyledik. Evet. Ha, fizik tedaviye gider, muayenesini yapar, ilaç verdi ya da beyin cerrahisine gitti. Karyopraktik ya da manuel terapi tarzı bir yere gitmeden evvel muhakkak bir hekim tarafından muayene edilmesini gerekli görüyoruz. Tabii. Çünkü yanlış bir şey yapmaması gerekiyor. Yani sizin hastaya bir faydanız olmayacaksa en azından zararınız olmasın mantığı. Ki çünkü özellikle kayropraktik çok önemli bir dal. Ülkemizde aslında böyle bir branş, böyle bir bilim dalı söz konusu değil. Ama ben Amerikalı bir kayropraktik, yani Amerika'da bu konuda eğitim almış bir kayropraktikle görüşmüştüm. Amerika'da şöyle diyordu.
Önce diyor bir bel ağrısı ya da bir boyun ağrısı olan hasta bize başvuruyor. Biz eğer çözemezsek, ama bunlar tabii eğitimli yani üniversiteyi bitirmiş insanlar. Biz diyor beyin cerrahisine yönlendiriyoruz ya da bir şekilde. Yani algoritmada hastanın nasıl yol izleyeceği konusu bence çok önemli. Çünkü bilinçlendikçe insanlar size daha çok, belki de ilk sizden geçmeliler. O yüzden söylüyorum. Bunun aslında sevk sistemi Türkiye'de olmadığı için. Evet. Ben üçüncü basamak olan bir üniversite hastanesinde görevliyim. Evet. Bizde sevk sistemi olmadığı için aile hekimine gitmek yerine bu işi direkt olarak en yüksekten başlar insanlar. Yani belki aile hekimi bunu tedavi edebilir. Aile hekimine gitmek de bunu çözebilir. Ama bunun yerine direkt her branş, yani aradaki birinci, ikinci basamağı atlayarak üçüncü basamak, daha organi, daha komplike vakaların gelmesi gerektiği bölüme direkt olarak geldiklerinde bu yığılmalı olur. Ha, şu da bir gerçek. Bakın Amerika'da bunu söylüyorsunuz eğitimi üniversite üzerinden, ama evet, bizde üniversitenin bahçe duvarı, devasa bahçe duvarına kırıkçı çıkıkçı cep telefonunu yazıyor. Bu onu yani yazıyor oraya. Yani orada aylarca kalıyor o yazı. Böyle evet, de bir gerçeklik var. Çok doğru. Hocam peki bel fıtığı ameliyatı olup da ağrıları geçmeyen hastalara nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Şöyle bir şey. Bel, yani bunu literatürde başarısız bel cerrahisi deniliyor. Aslında cerrahiye rağmen geçmeyen ağrı tanımlamasını yapmak çok daha pozitif bir düşünce. Hı hı. Nedenine gelince şöyle bir şey. Daha önceki de söylemişliğim vardır bu konuda. Biz bir hocamızın lafı, hastalar değil MR'lar ameliyat ediliyor. Yani kişiye siz dokunmazsanız, muayene ettiniz, beli ağrıdı, MR çektirdiniz, hiç muayene bulgunuz yok, filmde fıtık var. Ama siz muayene etseniz fıtığa dair bulgusu olmadığını göreceksiniz. Yani bu başarısız bel cerrahisine bahsediyor. Ve, evet, ve en büyük problem, facet sendromu dediğimiz bir hadise var. Beldeki eklemlerin kireçlenmesi. Halk arasında onlar da artık öğrendi. İşte belimde kireçleme. O kireçleme dediği facet eklem. Yani öne arkaya, yana, sağa sola dönmeye, bu tür fonksiyonları olan eklemler var, görevleri. Hı hı. Bunlar kireçlendikçe yaşla beraber hareket kabiliyetini zorluyor. Sabah tutuklu, mutfak tezgahında çalışırken ya da sabit bir yere dikilirken belim kopuyor gibi bir kavram. Hı hı. Ya da işte böyle kemer bölgesinde ince bir sızı, yatakta rahat dönemiyorum, sabahları kalktığında bir kamyon yük taşımışım gibi bir şikayet varsa bu facet sendromu. Bunu ameliyat etseniz de düzelmeyecek bu. Evet. Ne yapacak? Egzersiz programlarına tabi tutacaksınız. Bir başka bir şey. Muayene etmezseniz bel ağrısı dediği şey aslında piriformis sendromu dediğiniz hadise olabiliyor. Özellikle çok uzun süreli yolculuk ya da oturan insanlarda siyatik sinirin piriformis denen kasta, derinde bir kas var siyatik sinirin üstünde ve bizde çok yoğun bir şekilde görülüyor. Bana, bize başvuran, bel ağrısıyla başvuran hastaların %40'ında ek olarak piriformis. Aynı tarafta fıtık da vardır. Muayenenizde piriformis varsa, piriformise müdahale etmezseniz yukarıdaki fıtığa müdahale etmenizin bir manası yoktur. Muhtemeldir ki problem piriformis kasında. Piriformis, ona nasıl müdahale ediliyor? Orada ultrason görüntülemesi eşliğinde kası, ki rahatlıkla görebiliyorsunuz ultrason görüntülemesinde, kasın içine lokal anestezik, tuzlu su yani izotonik, steroid karışımını, oradaki enflamasyonu, aşırı gerginliği durduruyorsunuz. Zira bacağı dışarı çevirmekle mükellef olan bir kas bu. Kişi özellikle oturduğunda böyle, bu pozisyonda ayak ayak üstünde oturduğunda ağrı hissediyor. Şöyle bir tanımlaması vardı. Ya kalçamı nereye koyacağımı şaşırıyorum der. Sürekli böyle doğru, hareket evet, halindedir evet, kişi. Doğru, doğru. O hep siyatik basısından kaynaklanıyor sanırım. Aynen öyle. Yani. Evet. Bu tür hastalarda, pardon özür diliyorum, başarısız denilen o bel cerrahisinde bir şey daha olabiliyor. Fıtıktan sonra, yani fıtık ameliyatı başarılıdır. Orada granülasyon dokusu dediğiniz vücudun bir reaksiyonu olmuştur. Yani cerrahın başarısızlığı değildir o. Sizin bedeninizin iyileşme sürecinde gereğinden fazla bir reaksiyon göstermesiyle ilgili bir kavramdır bu. Granülasyon dokusuna erken dönemde, ilk 6 ayda müdahale etmek lazım. Orayı bir solüsyonla yıkamak lazım. Gerekirse ileri dönemde orayı çözücü ilaçlar veriyoruz. Çünkü onlar bir örümcek ağı gibi siniri sıkıştırarak sürekli bir ağrıya sebep oluyor. Ona müdahale etmek gerekiyor. Hocam algoloji gerçekten yüksek bir anestezi reanimasyon bilim dalının daha da üstünde bir aslında branş diyebiliriz. Aslında uğraştığınız yerler de çok tehlikeli bölgeler. Evet. Çok. Yani sonuçta çok önemli bir işlemden riskli, bahsediyoruz. Evet. Riskli.
Hastalar tabii ki korkuyorlardır. Onların korkularını nasıl yeniyorsunuz? Ya da bu tip işlemler kolay mı, rahat mı? Hastalar yani yapıldıktan sonra, çünkü hemen sonuç alıyorlar. Çünkü bu çok sonuç veren bir şey. Hızlı yani, sonuç, evet, hızlı sonuç. Evet, o yüzden soruyorum bu kadar soruyu. Şimdi, korkmalılar mı yani hastalar? Yok, yani şöyle bir şey söylüyorum. Piyasa hekimliği yapmıyoruz. Bilimsel ölçeklerde iş yapıyoruz. Ve bu nedenle de yaptığımız işin kar zarar ilişkisini hastaya çok ayrıntılı anlatıyoruz. Yani hiçbir şey saklamıyoruz aslında. Evet. Hasta hekim güvenini muhakkak sağlamanız lazım. Ve bir şey daha, muayene masamın tam karşısında hastanın görebileceği şekilde büyük ekran bir televizyon duruyor bende. Ve sisteme bağlı. Hastanın fıtığını orada kendisine gösteriyorum. Hı-hı. Ya da problemin ne olduğunu kendisine gösteriyorum. Görseller üzerinden anlatıyorum. Yapacağım işlemi daha önceden hangi hastaya yapmışsam, hastaların isimleri gizli kalmak koşuluyla anatomik olarak, bölgesel olarak o görüntüleri de gösteriyorum. Bakın size böyle bir işlem yapılacak. Örneğin sedasyon sağlanacağını, yani sedasyon denen şeyin damardan bir narkoz verme olduğunu, yarı uyutma, yarı akşam uyutma. Uykunuzu uyur gibi bölgesel lokal anestezi yapacağımızı anlatıyoruz. Şöyle tarimleyeyim. Trigeminal nevralji denilen bir ağrı var. Evet. Yani dünyada karşılaşılabilecek en kötü ağrıdır bu. Ne ağrısı? Yüzde trigeminal sinir denen sinirin kendiliğinden elektrik üretmesi. Alt çene, üst çene ya da göz bölgesinde ani gelen milisaniyeler içinde şimşek çakması gibi. Ve yani hani bir laf vardır, düşmanıma vermesin bu ağrı gibi. Böylesine kötü bir şey. Evet. Burada bizim müdahalemiz dudak kenarından giriyoruz. Foramen ovale denilen beyin tabanında bir şey var, kemik evet. Açıklığı var. Oradan içeri giriyoruz, beyin tabanına kadar ulaşıyoruz. Düşünün. Yani Allah bir iğne ile kişinin beyin tabanına o köke ulaşıyorsunuz. Radyo frekans yapıyoruz. Nerede çalışıyoruz? Beyninde çalışıyoruz. Peki bunu tetikleyen nedir? Yani bu mesela bahsettiğiniz ağrıyı. %90'da bir neden yoktur. %90'da Allah'tan ki neden yoktur. İki taraflı olursa MS hastalığı dediğimiz hastalıkta olabiliyor. Ya da köşe tümörlerinde olabiliyor. Hastanın yaşı çok genç de bu işlemden tekrarı gerekebileceği için cerrahi ama çok ciddi, riskli bir ameliyat. Beyin tabanını açmak ki bütün hayat organların bulunduğu yer. Tabii. Her cerrah yanaşmıyor buna. Evet. Özellikle bak birçok büyük üniversite İstanbul'da bize yolluyor bu hastaları. Biz bu kapalı yöntemle bu işlem yapıyor. Şimdi işleme dışarıdan bakınca basit bir şey ama sonuçta kişinin beyin tabanına ana damarlarının da dibinde çalışıyorsunuz. Of. Tecrübe gerekiyor, dikkat gerekiyor, özen gerekiyor. Çok. Bir ekip işi, bir anestezi uzmanı var. Masada bir hemşire var, ben varım. Fluoroskopi cihazını kullanan bir tekniker var. Hasta böyle takip edilir. Yani siz hasta güvenliğini en üst seviyede tutarsanız şu ana kadar hiçbir hastanın problem, en büyük başarısızlığımız nedir diye sorduğunda biz hastaya söylüyoruz. En büyük başarısızlığım benim fayda görmeme ihtimaliniz. Evet. Bunun daha ötesi yok. Ha ben kârdayım. Hastama zarar veriyor en azından. Bunu bu mantıkla çalışıyoruz. Hocam yüz demişken migren tipi baş ağrıları. Bu da çünkü yüzü ilgilendiren. Migren tipi baş ağrıları çok sık görülen bir şey. Hı. Bu konuda ne yapıyorsunuz? Şöyle bir şey. Tabii kişiler toplumda şöyle bir yanlış tanımlama var. Her baş ağrısı, hele hele yarım baş ağrısıysa bu migren deniliyor. Migren durdurucu bir takım, yani migreni tedavi etme değil de migren ağrısını durduran bir takım ilaçlar var. Bunlar kullanılıyor. İsim kullanmayalım. Tabii. Migren nedir bir kere? Öncelikle izleyicilerimize onu anlatalım. Migren dediğimiz bir yarım baş ağrısı. Hı-hı. İşte öncesinde bu ağrı yani ataklar halinde gelen ve genelde belli bir cinsiyette kadınlarda daha sık görülen, yani hı-hı, aktif genç kuşakta daha sık görülen. Bu ataklar işte ayda birkaç kez olabildiği gibi belki yılda 3-4 kez tekrarlayabilen. Başladı 2-3 gün süren, geçtikten sonra kişi ciddi yorgunluk, halsizlik gibi bulgulara sebep olan. Başlamadan evvel kimilerinde, herkeste değil, işte bu kokuya, ışığa, sese karşı duyarlı ve dayanılmaz bir takım şeyler yaratan, tepkiler yaptıran bir ağrı şekli. Yarım baş ağrısı. Şimdi her yarım baş ağrısı migren değildir. Atipik ağrılar ve baş ağrıları son tanımlamayla 260 civarında baş ağrısı modeli var, şekli var. Evet. Yani siz kalkıp her yarım baş ağrısına migren derseniz işin içinden çıkamıyorsunuz. Hı-hı. Niye? Migren ağrısını durdurucu ilacı vermeye başladığınızda başarılısınız. Hı-hı. Ama bir süre sonra migren ilacını düzenli kullanmayınca kişi
O ilacın yoksunluğundan ağrı çekmeye başlıyor. Evet, ya da çok yoğun ilaç kullanmaya bağlı baş ağrıları. Yani siz basit bir parasetamol gibi bir ilacı her gün 4-5 tane kullanırsanız bir süre sonra almamaya başlayınca vücut ağrı olarak algılamaya başlıyor. Tabii. Migrende ne yapıyoruz? Kesin migrense ve ancak biz atağın şiddetini, sıklığını azaltıcı işlem yapabiliriz. Migren aşısı son günlerde moda olan, o ayrı bir şey, onu konuşmuyoruz. Bizim yaptığımız şey baş derisini komute eden sinirleri, occipital major minor dediğimiz sinirleri başın arkasında, kulağın arkasında o sinirleri blokaj uygulamak. Geçici bir süreyle, yani lokal anestezi, steroittir, radyo frekanstır, bunları uyguladığınızda ağrı duyusunu kaldırmakla ilgili. Tetiklemeyi kaldırıyorsunuz. Başka bir şey değil. Peki, beyin içindeki bir şeyi etkilemiyorsunuz. Önden gelen bir ağrısı, yani arkadan değil, önden giden bir ağrısı. Benim böyle bir hastam var. Genç erkek bir hastam. Bir makine mühendisi. Göz üstünden bu alın derisini komuta eden sinirler var. Sağlı sollu onları aynı uygulamayı. Hani bir nevi botoks gibi düşünüyor ama botoks değil. Bizim kullandığı botoks değil. Bu uygulamaları yaptık. Hasta yaklaşık 1-1,5 yıldır oldukça rahat. Sıfır mı ağrısı? Hayır. 8 puan verdiği ağrısına bugün 3-4 puan verebiliyor ve buna da harika. Razı. Harika. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki daha konuşacak çok şey var ama şu anda size ayırdığımız sürenin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Efendim algoloji uzmanı Profesör Doktor Hüsnü Süstü bizlerle beraberdi. Öncelikle ayağınıza sağlık tekrardan geldiğiniz için. Hocam son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı? Hocam çok teşekkür ederiz. Gerçekten her bir soru aslında derya deniz. Evet. Belki bir gün konuşsak bitmiyor zaten. Bu konuda bitiremeyiz gerçekten. Kesinlikle. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok güzel bir yer verdiniz. Ben teşekkür ederim. Efendim programımız tüm hızıyla devam ediyor. Sağlık vakti devam edecek.